Arkadaşlar merhabalar. Şimdi bugün size Çanakkale'de Dayyan Köyü'nü ve Pembe Gölü gezdireceğim. Ama Pembe Göl bugün pembe değil. Çünkü kış yağmurlarıyla pembeliği biraz kapanmış oluyor. Ama yazında pembeliğini göstereceğim. Şimdilik de sadece pembelik fotoğrafını koyacağım şöyle yan tarafa. Yalnız o anlattığım göl hemen şu arkamdaki göl değil tabi. Burası yağmurlarla oluşmuş bir göl. Hemen şu sol tarafımda, şimdi onu göstereceğim. Ama önce kısaca şöyle bir sahili size gezdireceğim. Kısaca da burayla alakalı bilgi vereceğim. Şimdi Ezine'nin Dalyan köyündeyiz. Dalyan köyü, daha önce antik liman varmış burada. Bu antik liman terk edilmiş. Daha sonra odunluk iskelesindeki liman yapılmış ve bugün de bizim her zaman bildiğimiz Bozcaada'ya giden geyikli iskelesi yapılmış. Şimdi size hemen kısaca bir Bozcaada'yı şöyle bir göstereyim. Arkasından da sahile bakalım. Ondan sonra da gölümüze bakalım. Ama bu arada da eğer kanalıma abone olmadıysanız mutlaka kanalıma abone olun. Dostlarınızla da mutlaka paylaşın. Kanalımıza verdiğiniz desteklerle kanalımız daha iyi büyüyecek, daha güzel içeriklerle sizlere video çekeceğiz arkadaşlar. Bozcaada tam karşısı. Feribotlar tam şu karşıdan geliyor. Bozcaada'ya ulaşıyor. Şimdi sahilimize şöyle bir göz atalım. Tam da gün batımındayız. Evet, Pembe Göl burası. Ama bugün pembe değil. Çünkü yağmur sularıyla yükselmiş durumda. Antik liman da, bak, antik liman tam şurada. Oraya da gideriz şimdi birazdan. İnsanlar her mevsim buraya geliyorlar ve geziyorlar. Yazın kamçılar buluşuyor buralarda. Hemen şu binanın arkasında da Dalyan Köyü. Antik limana doğru ulaştık. Bakın burada limanın kalıntıları burada. Burada antik limanda da çok güzel yüzebilirsiniz. Bakın buralarda bile hala sütun var. Antik limandan kalma.
Karşısı da plaj. Buradan sonra plaj burada da devam ediyor. Gün batımı da burada böyle. Onu da göstereyim sizlere. Şimdi göle biraz dikkatli bakarsanız hemen şu ucundan kalbin üst kısmı, şu ucu da kalbin alt kısmı olarak bir de düşünürseniz böyle tam kalp şekline benziyor. Şimdi gidelim gölün yakınına, birkaç karede sahilden alalım. Evet, gölün yanına indik ama göl tuzdan şimdi köpük köpük olmuş. Bakın. Bu su yaklaşık şöyle 5-6 metre daha içeriye doğru çekildiğinde altı pembe renkte olduğu için pembe rengini veriyor ve ondan dolayı da ismini Pembe Göl olarak almış. Şimdi birazdan şu karşıdaki yoldan gidip Dalyan köyüne varacağız. Eskiden denizin buralara kadar geldiğinin kanıtı. Dalyan köy içi böyle şirin bir yer. Hemen yanında şöyle küçük bir limanı var. Şimdi limana da böyle gezeceğiz. Önce şuradan plajı bir göstereyim sizlere. Yazın burada beach voleyi de oynuyorlar. Plaj voleybolu da oynuyorlar. Antik liman tam şu karşımızdaydı. Burada bir yanımız plaj, diğer yanımız da liman. Bu karşısı da Dalyan köyü.
Ağlar hazırlanmış. Sabaha balığa çıkılacak. Köy meydanında şöyle bir gezdireyim. Köy oyun grubumuz bile var burada. Arkadaşlar bugün de size Geyikli'nin Dalyan köyünden seslendik ve Pembe Göl'ü gösterdik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız dostlarınızla paylaşın ve kanalımıza da abone olun. Görüşmek üzere. Haftaya yeni bir videoda buluşuruz. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Thank you.